Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Kasım ayı sizin için oldukça hareketli, iş ve mesleki konularda daha fazla mücadele edeceğiniz, çaba sarf edeceğiniz ve biraz da yorulabileceğiniz bir ay olabilir. Ancak birçok işle bu ay ilgilenebilirsiniz. Evet, 28 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının etkileriyle biraz farkındalığınız arttı. Hayatınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi yükseltmek, iş veriminizi biraz daha arttırmak için bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunlar sağlık konuları da olabilir hayatınızda. Sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz konular varsa, evet, Kasım ayı bunları da çok fazla gündeminize taşıyabilir. Bir diyete başlamanız, işte bir tedaviye başlamanız, beslenme programınızda değişimler olması, spora başlamanız mümkün görünüyor. Mars da zaten 6. evinizde olduğu için enerjinizi yönlendirebileceğiniz arayışlar var. Bu etkilerle beraber 13 Kasım'da bu alanda Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Mars'ta birleşiyor bu yeni ay ve tam karşıt aksında da Uranüs var. Enerjisi güçlü, tansiyonu biraz yüksek bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle sağlık konularını ihmal etmeyin. Yani bir tansiyon dengesizliği, bir metabolizma sorunu, hormonal dengesizlik gibi kronik sorunlarınız varsa bu yeni ay bunlarla ilgilenmeniz gerektiğini size hatırlatabilir. Bununla birlikte bazı işte beslenme programı değişimi gibi, çalışma programınızda olabilecek yenilikler gibi hızlı gelişmeler de bu yeni ayda gündeme gelebilir. Yeni bir iş, yeni bir çalışma ortamı, yeni bir düzen, mesleki konularda vereceğiniz önemli adımlar, çalışma arkadaşlarınız, hizmet aldığınız, yardım aldığınız kişilerle ilgili düzenlemeler bu yeni ayda gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gezegenleriniz bulunuyor mu? Derece olarak 15-25 derece aralığını kontrol edebilirsiniz. Bu derecelerde özellikle gezegenleriniz bulunuyorsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirler. Bazı ikizler burçları için evcil hayvanlarla ilgili hızlı gündemler olabilir. Yani şu ana kadar evcil hayvanla ilgili bir hayatınızda bir etki yoksa bir anda bir evcil hayvanınız olabilir örneğin. Bunun gibi konularda yine öne çıkıyor. Bazı stresler de olabilir. Sonuçta bu biraz gergin bir yeni ay. Mars-Uranüs karşıtlığı söz konusu olduğu için. 18 Ekim'de Güneş ve Mars'ın 2 yıllık döngüsü başlıyor. Mars 2 yılda bir biliyorsunuz Güneş sistemini dolaşır ve her 2 yılda bir Güneş'le birleşir. 18 Kasım'da Güneş'le Akrep Burcu'nda birleşecek Mars ve bir 2 yıllık bir Mars döngüsünü başlatacak. Mars nerede? Enerji orada. Mücadele orada. Aksiyon orada. Demek ki sizin de 6. evinizde olacağına göre bu kavuşum enerjinizi daha fazla mesleki konulara, iş konularına, günlük hayatınızın detaylarına, sağlık ve iyileşme ile ilgili konulara daha fazla yönelteceğinizi, daha fazla çaba ve mücadele içerisinde olacağınızı söyleyebiliriz. 23 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Merkür ayın büyük bölümünde zaten Yay burcunda. Dolayısıyla biraz hani eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, hizmet aldığınız kişilerle ilgili konular, ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri alanında önemli bir süreç. Yine sizin için gündemler var. 23-25 Kasım arasında Güneş ve Mars Balık burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu özellikle ilk derecelerde doğmuş olan ikizler burçları için, yani 0 ile 3 derece arasında bir güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa biraz zorlayıcı olabilir. Yani otorite figürleriyle ilgili konularda biraz anlaşmazlıklar, ilişkilerde olabilecek biraz sorumluluklar ya da bazı kısıtlanmalar hissedebilirsiniz. Buna özellikle dikkat edelim ama daha ciddi, daha sorumlu davranmanız gerektiğini işaret ediyor bu dönem. Özellikle kariyerinizi etkileyebilecek ilişkiler, bazı anlaşmalar, sözleşmeler, alacağınız sorumluluklar, atacağınız imzalar falan bunlara daha yasal süreçlerde daha ciddi yaklaşmanız gereken bir dönem. 27 Kasım'da burcunuzda Dolunay var. Bu sizin için tabii ki yılın en önemli dönemlerinden birisi. 4 derece ikizler burcundaki Dolunay hayatınızda önemli bir farkındalık, bir sonuç alma, dikkat çekme sürecini işaret ediyor. Yani bu hani bir karar verebilirsiniz. Verdiğiniz karar hayatınızda bir dönüşümü tetikler. İlişkilerle ilgili olabilir. Bu işte evlenmektir, ayrılmaktır, bir işbirliğidir ya da kariyer hayatında
bir karar verebilirsiniz. Daha önceden yaptığınız bazı çalışmaların, harcadığınız emeklerin sonucunu da alabileceğiniz bir dönem. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli bir dolunay. Tüm yıla yayılan böyle güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Bu dolunayda Satürn etkisi kariyerde ciddi olmanız gerektiğini, sorumlulukları, daha uzun vadeli yapılandırmaları işaret ediyor. Ve biraz da otorite figürleri ya da aile büyükleriyle ilgili konuların hayatınızda önemli olabileceğini bize gösteriyor. Bununla birlikte gezegeniniz Merkür'ün Neptün'le yapacağı kare açı, zaman zaman kafa karışıklıkları, zaman zaman bilgi trafiğinde bazı karmaşalar, yanıltıcı durumlar, işte biraz dalgınlıklar, unutkanlıklar, aşırı hayallerden oluşabilecek gerçeklerden uzaklaşmalar yaratabilir. Yani bu dönemde özellikle ilişkilerde vereceğiniz kararlarda daha mantıklı, daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmanız, elinizdeki bilgileri, aldığınız haberleri daha doğru bir şekilde değerlendirmeniz, kaynaklarını iyi araştırmanız çok önemli olacaktır. Sevgili ikizler, ayın son günlerinde de bu dolunay tesirleri zaten gündemimizi önemli ölçüde etkileyecek. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. İkizler Burcu, Zodyağın 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan kişiler İkizler Burcu'ndan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler Burcu, hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatta olabilirler. Yönetici gezegenleri Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişilerde her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.